Sen bu karar verdin mi? Ne yapacaksın? Los Angeles'a gidiyor musun? Şimdi olmaz Cihan. Daha 15 gün oldu. Kızların halini görüyorsun zaten. Yani bu şekilde bırakıp gidemem, yapamam. Gülseren bana emanet etti çocukları. Ya nasıl olacak peki? Bilmiyorum, delirmek üzereyim. Sen de iyi değilsin. Daha toparlanamadın. Tamam, babam burada ama yani o yetmez ki. Yanınızda olmak istiyorum sizin. Doktora ne zaman gideceksin Dilara? Bugün 2'de gideceğim. Peki çocuklara nasıl söylemeyi düşünüyorsun? Söylemeyeceğim canım. Çok az zaman kaldı, eninde sonunda söylemen lazım. Biliyorum ama lütfen. Ben bir çaresini bulacağım. Sen düşünme şimdi. Doktora geleyim mi senin? Hayır hayır, gerek yok, ben giderim. Düzelecek Dilara, düzelecek. Her şey düzelecek. Çok zor olacak ama düzelecek. Evet. Düzelecek. Nasıl bu kadar eminsin peki? Eminim. Aradım, saat 2'de randevu sormuş. Ya niye aradın? Nasıl bu kadar emin olabilirsin Ozan? Cansu, bıktım kış kullanmaktan artık. Anladın mı? Bitsin artık. Hadi. Ozan dur. Boş ver, hadi gel, biz dönelim. Cansu, sen gerçeği öğrenmek istemiyor musun? Ozan bak, çok yanlış bir şey yapıyoruz şu anda. Hadi. Bebek gayet sağlıklı görünüyor Dilara. Her şey yolunda. Bebeğin cinsiyetini öğrenmek istemediğinizden emin misiniz? Özür dilerim. Gerçekten. Sen niye özür diliyorsun? Seni zorlamamam gerekiyordu. Korkacak bir şey yok. Biraz dinlenirseniz geçecektir. Sizi eve yolluyorum, istirahat edin, olur mu? Figen Hanım, biraz yalnız kalabilir miyim lütfen? Tabii, tabii. Diğer evraklara da bakabildiniz mi? Hayır. Mali işlerden bekliyorlar da. Acelesi mi var? Beklesinler. Peki. Efendim Dilara. Cihan,
konuşabilir miyiz? Biraz konuşmamız lazım. Tabii, ne oldu? Tamam Dilara, tamam. Gel. Şirketteyim, gel. Hı? Bekliyorum, hemen gel. Niye geldin ki? Okul bitti. Zeliha Hoca çağırdı. Babam aradı herhalde, geride kaldım diye. Ha, özel ders falan mı ayarlayacak? Ne bileyim ya. Bekleyeyim mi seni? Yok yok, git sen, sonra konuşuruz. Tamam. Hadi bay bay. Rica ederim. Canım, çıkarken kapıyı kapatır mısın? Merhaba hocam. Merhaba Azalcığım. Geç otur şöyle sen. Ben de şöyle geleyim. Evet. Nasılsın canım? Annemi kaybettim. Nasıl olabilirim ki? Azalcığım, biliyorum, çok zor. Allah sabır versin. Ama artık toparlanman lazım. Yani hayat devam ediyor sonuçta, öyle değil mi? Acı ama doğru bir söz. Hazalcığım, bak, babanla konuştum. Biraz desteğe ihtiyacın olduğunu söyledim. O da hak verdi. Hocam, ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum zaten. Ama bu kadar oluyor. Ne yapabilirim yani? Hazalcığım, gayret ettiğine farkındayım. Ama tek başına altından kalkamazsın. Bak, seni güvendiğim bir hocayla tanıştıracağım. Olur mu? Hocam, boşuna vakit kaybı. Bak şöyle yapalım. Ben seni etüt merkezine götüreyim. Bir Mert hocayla tanıştırayım. Bir iki ders yapın. Emin ol, faydasını göreceksin. Tamam hocam. Tamam. Hadi bakalım. Ben şimdi çocukların yüzüne nasıl bakacağım Can? Nasıl yapılırım böyle bir şey? Yani kahroldu çocuklar. Cansu mahvoldum. Biliyorsun, Ozan'dan daha hassas bir çocuktur. İnan bana, yolda gelirken düşündüm. Madem ortaya çıktı, ben dedim ortadan kaybolayım. Gideyim Amerika'ya, kararından vazgeçmeyeyim dedim. Ama onları bu halde bırakamam ki. Dilara, çok yıpratıyorsun kendini. Gerçekten çok üzüyorsun kendini. Bak, karnında bebek var. Onu düşün hiç olmazsa. Utancımdan ölmek üzereyim Can. Gerçekten ölmek istiyorum. Keşke Gülsen'in yerine ben ölseydim. Şşş. Özür dilerim. Özür dilerim Cihan. Tamam, tamam. Nina, ne yaptığımı, ne söylediğimi bilmiyorum. Ben de şoktayım. Acını hatırlatmak istemezdim sana. Tamam, sorun değil. Sorun değil Dilara. Sen herkesin yapabileceği bir hata yaptın. Gittin şeytana inandın. Ne yaptı etti o şeytan, seni kendine inandırdı. Keşke olmasaydı ama oldu Dilara. Artık yapacak bir şey yok. Değiştiremezsin. Değiştiremedin de. Bak, gittik Londralara. Dilara, bak, eğer istiyorsan çocukları alalım karşımıza. Konuşalım. Bir de senin ağzından dinlesinler neler olduğunu. Ha, ister misin? Biraz tepki gösterirler ama anlayacaklardır. Cihan, çocuk bunlar. Karşılarına geçip nasıl konuşabilirim? Utanıyorum zaten. Yani çocukları ne hale soktuğumun farkında mısın? Ben basın bir yandan, insanlar bir yandan, herkes bir sürü şey konuşacak. Dilara, insanların ne söylediği, ne dediği önemli değil. Önemli olan sensin. Nasıl önemli değil? Ben tek başına değilim Cihan. Benim çocuklarım var. Yani çocuklarımız var ve biz bir aileyiz. Onurumuzu düşünmek zorundayız. Ben de onların babasıyım. Bir babaları var hayatta Dilara. Onların yıpranmasına izin verir miyim? Vermeyeceğim. Senin de yıpranmana izin vermeyeceğim. Söz verdim sana, yanındayım dedim, yanında olacağım. Göğüsleyeceğiz hepsini, kaldıracağız, bir şekilde olacak. Dünyanın sonu mu Allah aşkına ya? Cihan, yapma Allah aşkına. Ozan çığırından çıkmış durumda. Şimdi bu çocuk, insanlar duyduğu zaman, basın ortaya çıktığı zaman ya bir gazeteci öldürecek ya beni annelikten reddedecek. Olmayacak öyle şeyler. Olmayacak. Ne olursun kendini topla. Dilara, kendisine faydası olmayan insanın kimseye faydası olmaz. Kendini topla lütfen. Ben varım yanında. Yalnız değilsin ki. Tamam, ayrıldık, boşandık ama yanındayım Dilara. 50 kere söyledim. Merak etme. Ya ben anlamıyorum ya. Annem bunu nasıl yapar ya? Nasıl? Nasıl yapar? Bize bunu nasıl yapar? Babama nasıl yapar? Her şeyi geçtim. Kendine nasıl yapar bunu? Daha yeni boşanmış bir kadın ya. Babası kim diyecek ya? Nasıl insanların suratına bakacağız biz? Ozan boşanmış ya da değil, ben onda değilim. Ya bizden ölesiye nefret eden babamın en büyük düşmanıyla nasıl yapar böyle bir şeyi? Al işte. Bak, bütün gerçek bu.
Asıl acı olan o. O çocuk doğduktan sonra ne yapacağız biz? Ne diyeceğiz insanlara? Nasıl açıklayacağız? Annem ne yapacak? Doğduğunda değil, bu gece ne yapacak? Nasıl suratımıza bakacak? Hoş bulduk. Nerelerde kaldın? Gözlerimiz yollarda be oğlum. Sorma, sorma. Nasılsın? İyi misin? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Şükürler olsun. Yuvarlanıp gidiyor işte. Bu yaşta ne olacak? Ne var canım yaşında? İyi gördüm ben seni. İyisin, iyisin. Şükür, çok şükür. Biliyorsun biz hep küstük sana. Bir gittin, gelmedin. Bir arayıp sormadın. Sorma, sorma. Çok mahcup oldum. Ama iş güç işte. Fırsat olmuyor. Biliyorum, biliyorum. Kocaman kocaman şirketleri idare etmek kolay değil. Sen benim sistemime bakma Özlem'de. Mümayede Sultan nerede? Nerede olacak? İş güç başında. İki dakika kıçığın üstüne oturuver diyorum. Oturuver miyim? Oturmaz sanmıyor musun halamı? Gel götüreyim seni bekliyorum. Hadi götür beni hadi. Hadi. Ya dünyanın parasını verdim, koskoca depo yaptırdım. Niye? Siz işinizi savsaklayın da yemler küflensin diye. Öyle mi? Hanımım biz savsaklamıyoruz işimizi. Hafife cevap veriyorsun ha. Savsaklamıyorsanız iki ton yem nasıl küflendi söyler misiniz bana? Bedavaya mı alınıyor bunlar? Şu hale bak. Düveler pislik içinde. Makinalar hiç mi hiç bakılmıyor? Ne olacak bu ahırın hali? Yapacağınız iş belli. Ahıra bakacaksınız. Atla deve değil bu. Bunu dahi yapamıyorsanız ben sizi niye besliyorum anlamadım ki. Hala. Harun. Canım. Nehir gözüm benim. Ah anam, canım. Anam. Allah çok ahır kokuyor burası. Ahırdayız be oğlum. Hadi çıkalım o zaman. Hadi. Bu kadar adamın var yine sana kaldı bu işleri yapmak? İş başa gelince çekiliyor. Merhaba Sibel. Hoş geldiniz hocam. Mert Hoca içeride mi? Sizi bekliyor hocam buyurun. Hah, tamam harika. Hadi gel canım. Hani bizi bekliyordu? Nerede? Gelir şimdi. Hem Mert Hoca çok iyi bir hocadır. Dersleri çok iyi öğretir. Çok seveceksin. Matematik mühendisi. Mühendis mi? Matematik mühendisi ne işe yarar ki? Problem çözerler. Endüstri ve ekonomi alanlarındaki matematiksel problemlerle uğraşırlar. Böyle bazıları büyük kurumlarda böyle bilgi işlem servisinde falan çalışırlar. Bazıları da benim gibi böyle sıkıcı kurumlarda, sıkıcı adamlarla çalışmaktan sıkılıp sizin gibi genç insanlara matematiği sevdirmekle uğraşır. Hazal değil mi? Merhaba Mert. Evet Hazal. Mert Balcı. Tanışımıza memnun oldum. Ben de. Hazal'dan bahsetmiştim sana. Hı hı. Çok akıllı bir kız. Matematiğe de yatkın aslında. Ama bu sıralar biraz derslerden geri kaldı. Ama senin de yardımınla sınıfa yetişebileceğini düşünüyorum. Hı hı. Çalışırken hangi müziği dinlemekten hoşlanırsın? Müzik mi? Çalışırken müzik mi dinleyeceğiz? Yani müzik ruhun gıdası diyorlar tabii. Bu güzel mi? Hip hop falan mı seviyorsun yoksa? Yok sevmem. Güzel be. Ben de rock'tan şaşmam. Böyle şimdi buraya gümbür tetesim var ama yan sınıfta ders var. Şikayet ediyorlar sonra. Bunu dinlememiz şart mı peki? Tabii ki değiliz ama bütün seçimleri sana bırakamam. Bir ders sen seçersin, bir ders ben. Olur mu? Tamam, olur. Güzel. Bu ders ben seçiyorum o zaman. Bir dahaki ders sen seçeceksin. Anlaştık. Hemen başlamak ister misin Azalcığım? Yani madem geldik başlayalım değil mi? Tamam o zaman. Ben kalkıyorum öyleyse. Görüşürüz.
Hadi bakalım. Yalnız işin zor. Merak etme, hallederiz. Eminim, sana güveniyorum. Dikkat et. Tamam. Görüşürüz Azal. Görüşürüz. Evet, kurallarımızdan bahsedelim biraz değil mi? Kural da mı var? Derse geç kaldığın her 5 dakika için fazladan 5 soru çözersin. 10 dakika için 10, 20 dakika için 20. Ya hiç gelmezsem? Söz verdiğin halde mi? O zaman sana ev ödev veririm, fazladan 100 soru çözersin. Yuh. Maalesef öyle. O zaman en önemli konuya gelelim. Soruları full yaptığın her dersten sonra pizzalar benden. Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi o zaman şu hayattaki en gıcık ama en zevkli konudan başlayalım. Türevlerden. Yalnız ben bu türev denen şeyden tek kelime bile anlamıyorum. E anlamadığın için buradasın. Sana bir sır vereyim mi? Anlasaydın burada olmazdın. Doğru. Sağ ol. Bu böreklerden de ya Harun. Kızlarla sen geleceksin diye yaptık. Yerim, yerim. Eline sağlık. Kızların da eline sağlık. Afiyet olsun. Sen benim adımı aklına getiremedin değil mi? Yok, getirdim, getirdim. E değil mi o zaman? Doğruya Hanım. Ne o, ne var? Harun'u sınava mı çekiyorsun? Yok, estağfurullah. Ben içeri geçeyim. Lazım olursa bir şey seslenirsiniz, tamam mı? Nasıl cin? Anladı hemen, adını hatırlayamadım. Benimkini hatırlıyor musun bari? Oo, vay de sultan. Sohbetimize laf sokarak başlıyoruz demek ki. Hak ettin ama ne yapayım? O kadar uzun zaman oldu ki gelmeyeli. Yurt dışında yaşarken daha sık geliyordun. Gerçekten ikide bir geliyordum değil mi? Geliyordun tabii. Bir telefon. Hala bana paşa böreği yaptır, geliyorum. Nohutlu yahni yaptır, geliyorum. Geldim işte ama. Ha, canım benim, ne çok özlemişim seni. Ben de anam, ben de seni çok özledim. Çok. Ben seni üzgün mü görüyorum yoksa bana mı öyle geliyor? Yok, üzgün değilim, sana öyle geliyor. Onun için mi bu çene tık tık atıyor yine? Oğlum ben senin ciğerini bilirim. Anlat, neyin var? Anlatırım adam, anlatırım. İstanbul'a götüreyim de seni, orada uzun uzun konuşuruz. Ben İstanbul'a mı gidiyormuşum? Cansu'nun o andaki yüzünü unutamayacağım Can. Yani Figen'in tam o sırada cinsiyetini öğrenmek ister misin dedi. Bir baktım kapı açıldı, önden Cansu girdi, arkadan Ozan girdi. Cansu kas katı kesildi, çocuk şoka girdi. Öğrendin mi cinsiyetini? Ha? Cinsiyetini öğrendin mi? Hayır, öğrenmedim. Öğrenecek misin? Bilmiyorum Cihan. İnan bilmiyorum yani. Ben çok korkuyorum. Neden? Bunca olaydan sonra karnımdaki çocuğu yeterince sevebilecek miyim diye korkuyorum. Dilara, bak biraz önce de söyledim, aynısını tekrar söyleyeceğim. Sen iyi bir annesin. Pırlanta gibi 2 çocuk yetiştirdin. Tabii ki seveceksin. Senin bebeğin o. Her ne olursa olsun. Sen iyi bir annesin Dila. Can, sen olmasaydın ne yapardım gerçekten bilmiyorum. Ne olursun artık, yıpratma kendini. Lütfen. Lütfen bak, hepimizi korkutuyorsun. Neyse. Çok tuttum seni, ben kalkayım, işlerim vardır. Yok, önemli değil. Nereye gidiyorsun? Bilmiyorum. Eve gidemem, tek başına yüzleşmeye hazır değilim. Tamam, gitme, oturup sohbet ederiz biraz. Bir şeyler yeriz falan. Ha? Bitki çayı söyleyeyim. Seversin. Tamam. Bana bir kahve, Dilar Hanım'a da bir bitki çayı, yeşil çay. Ne? Ulan mı olsun? Ulan mı? Ulan mı canım? Getir misin canım? Sağ ol. Ee,
Ne yapacağız şimdi? Eve mi gideceğiz? Nereye gideceğiz ki başka? Ne bileyim. Nasıl yani? Ne oluyor? Anlamadım ki. Hayır. Ya! Ne oluyor buna? Ben anlamıyorum ki. Şimdi bak, burada hazır listeler var. İstersen onlardan birini seçebilirsin. Ya da özellikle istediğin bir şarkı varsa arama butonuna basıyorsun, çalıyorsun. Tamam. O zaman şöyle yapıyoruz. Ben random basıyorum. Çıkan şarkı bizim şarkımız oluyor. Ya kötü bir şey çıkarsa? Ya çok sevdiğimiz bir şey çıkarsa? Riskli ama sevdim. Hadi. Ama dur. Bu kadar kolay değil. En sevdiğin şarkıyı geçir aklından. Geçiriyor musun? Geçirdim, tamam. Tamam, ben de. Basıyorum. 1, 2, 3. Biliyor musun bunu? Sen şaka mı yapıyorsun? Sever misin? Her gece dinlerim. İnanmıyorum ya. Tamam, o zaman bu bundan sonra bizim şarkımız. Tamam mı? Orası kesin, net. Köşede elimde verdiğin çiçekler, ağladım durmadan ağladım, kopardım seni bahçemden, baktım içimden. Sen kokuyor. Kalan hayatım parça. O diğer kızların Yesen'in peşinden koştuğu anlaşıldı. Kokundanmış. Duydum o şarkıyı, yine sana koştu. Sen var ya, koku duymaz. Deniz, benim. Çok uzatmayacağım. Bak, dedemin yaptığı yanlıştı, tamam. Ama dedemin suçunu bana ödetemezsin, tamam mı? Yani bir şekilde konuşabilirdik. Bak Deniz, sen benim en kötü günümde yanımda olmayacaksan ne zaman olacaksın? Ne oldu, niye kapattın? Öyle sessizlik daha iyi. Cansu, manyak mısın sen? Sakin olsana. Hem kendin açtın şarkıyı, sonunda sinirli sinirli kapatıyorsun. Ne oldu Cankuş? Niye yüzün düştü? Niye olabilir? Halimize bak. Üzülüyorum tabii ki. Ben de üzülüyorum. Ben de Cankuş. Cankuş ne be? Bilmem, şimdi buldum. Ne oldu, beğenmedin? Beğenmedim. Nesini beğenmedin? Ne? Ben sana oziş moziş diyor muyum? De. Zaten bütün arkadaşlarım ozi diyor bana. Ne? Kim diyor sana? Bütün arkadaşlarımmış. Evet, bütün arkadaşlarım. Ege, Burhan, Fırat, Uğur. Hatta Ozan diye bir arkadaşım var, o bile ozi diyor. Ay, ben demem. Sevmem öyle saçma sapan kısaltmaları. Ay, iyi. O zaman tamam, tamam Cansucan. Ay, o daha beter, o ne? İşte kısaltma sevmiyorsun diye direkt uzattım ben.
Saat kaç oldu? Hala uyuyor bu çocuk. Deniz, hasta mısın oğlum? Bu saate kadar uyudun. Deniz, cevap versene. Bu saate kadar uyunur mu? Sabah 7'de yattım anne. 7'de. Allah Allah. O saate kadar oturulur mu be çocuğum? Ders çalıştım. Akşam oluyor. Ben sana yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Nereye? Okula. Hadi eyvallah. Köşede elimde verdiğin çiçekler, ağladım durmadan ağladım, kopardım seni bahçemden, baktım içimden, elimde kalan hayatın parçaları savrulmuş her yana, orada seni Yarın işin var mı? Yok. Neden? Ya şu arabayı bir servise götürsene zahmet ya. Götürürüm, götürürüm. Tamam, merak etme. Eyvallah. Çay demlemiştim. Kek de var. İster misiniz? Getireyim mi? Sağ ol. Uzan sen. Yok Emine, siz. Annem evde mi? Hayır, daha gelmedi. Arayalım mı? Ben çok merak ettim şimdi. Ben aramam. Sen çok istiyorsan ara. Ozan, niye böyle yapıyorsun? Bir şey yaptım yok. Aramam diyorum. O kadar. Yanlış yapıyorsun. Neyse, sana soran da kabahat zaten. Zaten herkes doğruyu yapıyor ya. Thank you.
annene destek olman lazım, tamam mı? İzin vermiyor ki. Ne zaman konuşmaya çalışsan iyiyim iyiyim diye geçiştiriyor. Olsun, o izin vermesin. Sen yine de yanımda ol. Bak, döndükten sonra ona destek olduğunu mutlaka hissettir, tamam mı? Yani Dilara annemin sana yaptığınca şeyden sonra hala... Yani bilmiyorum, onun yerinde sen olsaydın o böyle bu kadar destek ol der miydi? Derdi, derdi. Bak, o sıkıntılı günler geride kaldı. Şimdi ikimiz de anneyiz. Harika çocuklarımız var bizim. Ve onların iyiliğini düşünüyoruz sadece. Tamam. Oh, prensesim benim. Ay hadi uyu bakayım, sabahleyin okul var. Yat. Hadi sen de gel. Geldim. Sen yanımda olsaydım bu kadar üzülmezdim, biliyor musun? Anne, seni çok özledim. Oğluş. Can. Oğlum. Ne yapıyorsun lan sen? Nerede lan senin manyak alan seni böyle yalnız bırakmış? Can. Can, can. Gel de bir yaşın. Oğlum. Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Oh. Nerede senin manyak alan? Seni buraya bırakıp nereye gitti senin manyak alan? Ne yapıyorsun? Oh, özledin mi babayı? Özkan. Sen mi geldin? Ne var la? Gel hele acık. Sen gel lan. Ya Özkansız, acık laf dinle ya. Ya bir kere gelsene şuraya bir çağrışta. Oğlum gidip bakalım mı manyak alan ne istiyormuş? Hadi gel gidip bakalım hadi. Ya Özkan bir gel şuraya. Ne var la Allah'ımayı? Bu oda ne haline la böyle? Ya odayı boyayacağım Özkan. Ne boyası kadın? Ya Özkan, sen bu evin tavanını yeşil zannediyorsun ama orijinal rengi beyaz. Eskiden, yıllar önce beyazdı. Şimdi yosunlandı, küflendi. Boyamam lazım, onun için boyayayım diyorum. Kadın sen manyak mısın ya? Kışın kıyametin ortasında ne boyası ya? Ya boya da zaten bedava, yazı mı bekleyeceğim? Nereden çıktı boya? Ya Özkan, bizim Cimri Hacer evini boyattı. Şu boyalar da artmış, onlar da maham verdi. Ben de dedim şu odayı boyayayım. Ha, manyak Hacer'in boyası arttığı için sen de ev boyacın öyle mi? Sen kafayı yemişsin lan. Ya Özkan, ne kadar nankörsün ya. Şu çocuk yosun tutmasın, kafasından mantarlar çıkmasın diye ben kendimi helak ediyorum. Senin yaptığına bak. Ya kadın sen manyak mısın? Gece gece boya mı yapılır ya? Ya ne gecesi? Yarın yapacağım ya, yarın sabah. E sen kalkıp erkenden işe gidiyorsun. Kime çektireceğim? Şunları kime indireceğim? Can Aşmet mi indirecek? Bitir lan. Boya falan yok. Oğlum kafayı yiyecek lan sonra senin boyanın kokusundan. Havalandıracağım, camı açacağım, odayı boyayacağım, kapıyı kapatacağım, akşama kurur. Oğlum senin bu halan büyük arızala. Yemin ediyorum büyük arızala. Sana ihtiyacım olmaz da. Ay bu ne? Ay bu kutu ne? Ay dur, o benim kutum, benim para kutum. Tepes. Ya benim böyle bir para kutum vardı, kayboldu. Kadının aklına paradan başka bir şey gelmiyor ki. Bu Hazal'ın şeysi. Hazal'ın eşyaları. Ay. Fotoğraflara bak. Kırmızı saçlı Hazal'ı. Baksana, o zaman da kırmızı saçlıydı. Sizi de koymuş. Ay Özkan, baksana ne kadar. Ne şuna? Baba şiir yazmış. Oho. Ne diyor? Canım annem. Annemin yeşildir gözleri. Sıcaktır hep elleri. Saçları ipekler gibi. Canım annem, güzel annem. Annem sarılır bana geceleri. Mis kokulu nefesleri.
bal gibi tatlı günleri canım annem, güzel annem yazmış. Yavrum ya, yedi kutu öksüz kaldım. Ah be Gülserem. Ah. Ya içim yanıyor Özkan ya. Zümrüt gözüm. Bir gün görmeden gitti. Hiç gün görmedi, hiç, hiç, hiç. Üzülme ablacığım. Ağlama, üzülme. Çağırır mısın çocukları Emine Hanım? Peki efendim. Can, ne yapacağım şimdi? Dilara yapacak bir şey yok. Bu elinde sonunda olacaktı. Şimdi olacak işte. Dayanamıyorum. Şimdi Ozan kıyameti koparacak, bir sürü şey söyleyecek. Elbette tepki gösterecekler Dilara. Merak etme, ben yanındayım. Tamam, ben şu üstümü falan değiştireyim, geliyorum. Her şeye rağmen çok seveceğim seni. Her şeye rağmen. Baba, konuşacağız değil mi? Evet kızım. Gerçekten inanamıyorum yani. Kızım, bir de anneni düşünsene. Ne halde, nasıl üzülüyor? Karnında bebek. Baba, gerçekten düşünmeye çalışıyorum ama... Ya nasıl yapar böyle bir şey? Kızım, yaptı bir hata işte. O sandalye çekmene, o oturuşuna falan dikkat et. Karşında babam var senin. Nasılsın? Süper. Gel Dilara, gel. Çocuklar merhaba. Sizinle biraz konuşmak istiyorum. Söyleyeceklerim var bazı konularda. Biliyoruz. Maalesef Ozan. Maalesef biliyorsunuz çünkü durumun bu şekilde öğrenmek zorunda kaldığınızı. Hiç istemezdim böyle olmasını. Aslında ben sizinle daha önceden konuşmak istedim fakat bir türlü fırsat olmadı. Daha doğrusu cesaretim olmadı. Cesaretimi toplayamadım. Ama daha önce dile getirmiştim ne kadar pişman olduğumu ve çok büyük bir hata yaptığımı söylemiştim size. Sonuçları böyle oldu. Rezalete bak ya. Ozan, doğru konuşuyorsun. Annenin ne durumda olduğunu farkında mısın? Ben mi doğru konuşacağım baba? Ben saygılı olacağım, öyle mi? Bunu yapan kim biliyor musun? Annem, benim annem. Yıllarca ne yaptı? Bize ahlak dersi vermeye çalıştı. Sana bana dünyayı dar etti. Ne oldu? Bunun için miydi? Söylesene baba. Bak oğlum. Senin tepkini anlıyorum. Ne hissettiğini de anlıyorum. Ama yanlış yapıyorsun annene. Tamam mı? Annen bir hata yaptı oğlum. Ama yanlış yapmadı. O yüzden annenle saygılı konuşacaksın. Doğru konuşacaksın. Anlıyor musun beni? Harun denen o adam anneni kandırdı. Ben annemle zaten yıllardır evlilik hayatı yaşamıyorum. Bilmiyor musun da böyle konuşuyorsun? Annem benden boşanmıştı. Harun'un benim düşmanım olduğunu bilmiyordu çocuğum. Oğlum bak, annen yanlış yapmış olsaydı bu senin yaptıklarını ben yapardım. Ya baba, bu hata değil. Sus, ben yapardım. Bak, bu hata değil, bu rezalet, anlıyor musun? Yapmayacaktı böyle bir şey ya. Boşanır boşanmaz gitmeyecekti oğlum. Kes sesini. Annen yanlış yapmadı. Ya nasıl bakacağız insanların suratına? Ne diyeceğim ben o çocuk için? Kardeşim mi diyeceğim? Bir kelime daha dersen. Evleneceğim annenizle. Sen de kardeşim diyeceksin.
Annenin üstüne gitmeyin artık yeter. O da bir insan. Hata yapar. Tamam, sen odana git, geliyorum ben. Ne oluyor burada? Hoş geldin kızım, hoş geldin. Baba, sen ciddi misin? Baba, ne oluyor? Ciddiyim kızım, annenle evleneceğim Mehmet. Ya ne evlenmesi ya? Bana da anlatabilir mi birinin olduğunu? Kızım, şimdi geldin, anlatırız. Sakin ol. Ha, tabii, pardon. Hazal kim ki zaten? Ben sizin kızınız değilim sonuçta. Anlatmayın bana hiçbir şey. Hazal. Hazal, saçma sapan konuşma. Hiçbir şey bilmiyorsun. Anlatın o zaman. Anlatın da bileyim ya. Ama tabii Hazal kim ki? Dış kapının mandalı değil mi? Siz burada oturun, her şeyi konuşun ailecek. Ama beni arama zahmetinde bile bulunmayın. Benim hiçbir şeyden haberim olmasın. Çok özür dilerim. Başınıza kaldım. Artık canını sıkıldığında al bu kızı götür diyebileceğiniz bir annem de yok. Çok özür dilerim. Başınıza kaldım. Cansu, ne yapacağım ben? Lan ne oldu şimdi sana? Ne oldu ya? Nesi bozuldu ki bunun şimdi ya? Kardeş, hayırdır, sorun mu var? Çalışmıyor Özkan abi ya. Oğlum, araba bu. Tabii bozulacak lan. Geç bakayım direksiyonun başına, şuna bakayım ben. Abi geç ya, geç. Bas marşa. Basıyorum. Bir daha bas. Tamamdır. Yalnız kardeş, bir şey söyleyeceğim. Bak, bu seni yolda bırakabilir ha. İstersen gel bir tamirhaneye gidelim, Engin abime baksın ha. Ne kadar süre? Ya oğlum, bir yarım saatte şipşak halleder. Tamam, tamam. Hadi. Hazal, hiçbir şey öğrenmeye hakkı yok. Hazal aileden değil çünkü. Kızım, ne yapıyorsun? Hazal. Tamam bir tanem, haklısın. Haklısın gerçekten. Yerden göğe kadar haklısın. O konuşmada senin de olman gerekiyordu. Yok baba, bence olmam gerekmiyordu. Tam isabet olmuş. Kızım, ne biçim konuşuyorsun? Kızımsın sen benim, Hazal. Canımdan parçasın bir tanem. Ya tamam da baba. Kızım, bizim çok büyük bir problemimiz var. O yüzden kaçırdık, senin yanında konuşmadık. Aklımıza gelmedi. Kusura bakma. Ne gibi bir sorun mesela? Dilara hamile kızım. Nasıl yani? Babası sen misin yoksa? Hayır, ben değilim. Harun diye biri. Harun Erdoğan. Otur, anlatayım kızım. Bak güzel kızım. Biz annenle ayrıldıktan, boşandıktan sonra bu Harun denen adamla annen görüşmeye başlamış. İki ton yem küflendi. Utanmadan bir de hayvanlara yedirmişler. Şuna bak. Dünyanın parasını verdi veterinere. Nehir gözlü. Ayda aldım. Ne o? E, veterinere verdiğin paranın dekontu. Ay, sen beni dinlemiyorsun ki. Yok yok, dinliyorum. Havalarım güzel, dinliyorum canım. İki ton yem küflendi diyorum. Hı. Sade olsa neyse. Ahırlar dökülüyor. Süt verimi indi yarıya. Geçenlerde bizim o su başında tarla var ya, oraya gittim. Dere taşmış, fideler çürümüş. Haberim yok.
Bana Musa gibi bir adam lazım. Musa öldü, işler kötüledi. Allah rahmet eylesin. Çok iyi adamdı. Çok da güzel çekip çeviriyordu bu çiftliği. Allah rahmet eylesin tabii. Allah rahmet eylesin de Musa gibisin. Nereden bulacaksın adam? O çocukluğundan beri buradayız. Kendi malı gibi bakıyordu her şeye. İşte sıkıntı da orada ya. Ben artık yaşlandım Haruncuğum. Baksana iki renç birim bile hakkından gelemiyorum. Çiftliğe bir talip var dediydin telefonda. Kim? Hani bir Recep vardı ya, eskiden tütüncülük yapardı. Onun oğlu Kemal. O mu almak istiyor çiftliği? İstiyor da satan olursa. Niye be hala? İşte sat gitsin. Sat gitsin demesi kolay. Çiftlik benim yuvam. Aman Allah aşkına Allah ya. Ne yuvası? Satıp ben ne yapacağım? Böyle el el üstünde oturacağım mı Harun? İstanbul'da yerleşeceksin benim yanıma. Bana analık edeceksin. Yok sana yük olamam. O nasıl laf ya? O nasıl laf öyle yük olmak falan? Hayal de sen büyüttün, beni de sen büyüttün. Kocanı, çiftini, çubuğunu bıraktın, geldin, yerleştin yanımıza yıllarca zamanında. Biz sana yük mü olduk o zaman? Evet de bu yaştan sonra benim sana bir faydam olmaz ki. Varlığın yeter. Anam, varlığın yeter. Olmaz olmaz. Senin bir hayatın var. Ah be Allah'ım, ne hayatım, benim hayatım falan yok. Yok hayatım benim. Çok yalnızım ben hala. Bildiğin gibi. Çok yalnızım. Eve geliyorum. Çıt yok. Duvarlar üstüme geliyor. Benim sana çok ihtiyacım var. Ah canım be. Bir hayırlı yuva kuramadın. Bir karını, çoluğunu, çocuğunu bilemedin ki. Gel benimle, ha? Gel benimle. Bak. Lütfen. Bir halam ol. Annem ol. Annen sana kurban olsun. Kardeş ha gayret. Murphy kuralları işte. He? Murphy kuralları, Murphy. Bir şey ters gitmeye başladığı zaman hep en kötüsü oluyor. Ya kardeş, araba bu bozulur, normal ya. Engin! Tamam. Geldim, geldim. Ozan Gürpınar, Cihan Gürpınar'ın oğlu, Engin. Hoş geldin Ozan, hoş bulduk. Şuna bel atla. Nesi var? Abi Murphy ayarları bozulmuş. He? Bak oğlum işte. Tamam, ben hemen bak. Ozan'ı mı arıyorsun? Evet. Efendim baba. Oğlum, neredesin Ozan? Dışarıdayım. Çocuğum hemen eve gelir misin? Gelmeyeceğim o eve. Peki tamam çocuğum peki. Gelmiyor mu? Hayır. Haklı çocuk zaten. Ben olsam ben de evi terk ederim Cihan. Saçmalama Dilara. Ne oldu kardeş? Yok bir şey abi. Takma kafana ya. Baba oğul arasında olur öyle şeyler. Ben de benimkiyle öyle sorunları yaşıyorum vallahi. Hazal'a söyledin mi? Ne diyor çocuk? Şok olmuştur. Kızlar seni anlıyorlar Dilara. Ozan anlamıyor. O da anlayacak zamanla. Erkek çocuğu. Benim kadar olgun değil. Bir şey olmaz.
Cihan sana bir şey soracağım. Biraz önce söylediğinde ciddi miydin yoksa Ozan'ı sakinleştirmek için mi söyledin? Dilara, böyle bir şey Ozan'ı sakinleştirmek için söyler miyim? Ciddiyim. Ben böyle bir şey kabul edemem Cihan. Yani böyle büyük bir fedakarlık yapmana izin veremem. Dilara, bunu sadece senin için yapmıyorum. Çocuklarım için de yapıyorum. Başka çaresi yok. Dilara, hiç iyi değilim. Hiç. Biliyorum, senin de acın taze zaten. Lütfen daha sonra konuşalım istersen. Hayır, şimdi konuşalım Dilara. Bunu yapmamız lazım. Başka çaresi yok. Amerika'ya gitmediğin iyi oldu Dilara. Ben burada çocuklarla tek başıma baş edemezdim. Gerçekten hepsi çok kötü durumda. Ayrıca dediğim gibi başka çaresi yok Dilara. Evlenmemiz lazım. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum Cihan. Dilara, eğer evlenmezsek bu çocuk doğduğu zaman herkes üstümüze gelecek. Gazeteler, televizyonlar, her yer bu haberlerle kaynayacak. Sen çocuklarımın annesisin Dilara. Ne seni ne de çocuklarımı zor duruma düşüremem. Mahvolurlar. İnsan içine çıkamazlar. Sen de çıkamazsın. O yüzden mecburuz. Teşekkür ederim Cihan. Engin, şu 15-16'yı bir kap gel lan. He la, dur dur, hemen geliyorum, dur. Ozan, çay içer misin? Yok abi, sağ ol. Şşş. Ne var lan? Oğlan viski içiyor oğlum. Harbi mi lan? Hayda. Neyse, işine bak sen. Efendim Ege. O ses ne lan? Ege, ne oldu söyle. Yok bir şey ya, evden çıktım da seni de alayım diyecektim. Ben dışarıdayım. Neredesin? Dışarıdayım Ege, arabam bozuldu. Tamirciye geldim. Allah Allah Ege, arabam bozuldu diyorum, bir sus ya. Lan Engin. Oğlana bu halde bu arabayı veremeyiz lan. Oğlum lan, belli mi oğlum? Oğlan sarhoş lan. Ne yapacağız oğlum, yarım saatlik işi kaldı arabanın. Bir şey diyeceğiz işte, bilmiyorum. Ne diyeceğiz lan? Malzeme falan mı ne? Bir şey uydurmamız lazım. Oğlum gönderemeyiz ya. Olur mu lan? Sen uydur. Tamam. Tamam, ne yapalım ya? Sen o bara geç, ben geliyorum. İyi, sen bilirsin, tamam. Vallahi kardeş, yani şimdi bir malzeme eksikti, onu malzemeyi değil mi? Onu bir malzeme eksik, onu almamız lazım de geç oldu, bu saatte bulamayız artık. Artık yarına kaldı yani, yarın. Sen yarım saat demiştin ama. Abi yarım saat dedim de işte bu malzemeyi bu saatte bulamayız. Tamam, tamam. Tamam, ben yarın alırım o zaman. Hadi kardeş, görüşürüz. Oğlum iyi ettik değil mi lan? İyi ettik tabii oğlum. Sarhoş, zil zurna sarhoş. Araba verilir mi lan ona? Eyvallah. Ama sana başka bir şey daha diyeyim. Özkan, bu gece bunun başına bela gelir bak. Söyle ne dedi hemen. Harbi mi diyorsun lan? Vallahi, vallahi bak gelir. Gideyim peşinde? Önce git oğlum. Gideyim değil mi lan? He ya, vallahi git. Peki tamam, hadi ben gidiyorum. Hadi. Hadi konuşuruz. Tamam.
Dikkat et ha. Enişten bak. Unutmuşum bu resmi. Çok yakışıklı adamdı be. Öyle olmasa Samatya gibi bir yerden kalkıp bu köye gelin gelir miydim ben? Doğru, doğru. Efsane aşk. Samatya'nın en güzel kızı Maide aşkı uğruna köye yerleşti. Ay bu da Ayşe Fındık Ayşem. Bak. Nerede çekilmişti? Samatya'da evin bahçesinde. O yanan ev vardı ya onun bahçesinde. Sizin büyüdüğünüz ev değil mi? Ha. Kiraydı ama çok güzel evdi. Kiralası komşu mangalı sen söndürmeden yat. Terbiyesiz. Allah orada başla. Oradan bize sıçradı. Cayır cayır yandı canım ev. Yazık oldu. Niye size bir şey olmadı? Kurtuldunuz. Ya kurtulduk kurtulduk da korkusunu senelerce atamadık üstümüzde. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Burada babana o kadar benziyorsun. Öyle yaramazdı ki küçükken. Tıpkı senin gibi. Aşk olsun oğlum. Ben yaramaz mıydım? Düz duvara tırmanırdın ayol. Ne kuyuya düşmediğin kaldı ne damda esir kalmadın. Hoş. Hayal senden bin beterdi. Ay ne çektim ondan. Ne çektim? Gözümün nuru benim. Gençliğini bilemeden gitti. Kardeşinin kanına giren o herifi ikide bir de görüyorum gazetede. Cihan neydi o? Gürpınar. Gürpınar. Hala hakkından gelemedin mi o iblisin? Anne, ben anlamıyorum. Nasıl yani şimdi çocuğun mu olacak senin? Evet Azal. Bir çocuğum olacak. Aslında ben bu çocuğu Amerika'da doğurmaya karar vermiştim anneciğim. Ama bütün bu olaylar olduktan sonra
Bırakamadım sizi. Ne Cansu'yu ne de seni. Annenizi kaybettiniz zaten. Bir de ben sizi bırakıp gitmek istemedim. Gülseren hayatta olsaydı size ona emanet ederdim. Ama hayat işte. Güzel kızım benim. Şimdi siz onun bana emanetisiniz. Burada mısın Cihan? Emine Hanım'a söyledim, eski odanı hazırlattım. Orada daha rahat edersin herhalde. Tamam, sağ ol. Cihan. Hı. Ailemizi ve onurumuzu korumak için benimle gerçek olmayan bir evlilik yapıyorsun. Bu çok büyük bir fedakarlık. Dilan, tamam. Hayır, lütfen. Beni dinlemeni istiyorum. Peki. Senden hiçbir şey beklemiyorum. Öncelikle bunu bil. Senin yaptığın iyiliği kimse yapmazdı. Benim için çok önemli. Önemli değil Dilara. Dilara yapma, ağlayacaksın yine. Ağlama lütfen. Bak sen ağlayınca benim için parçalanıyor. Tamam, ağlamayacağım. Cihan, sana bir şey soracağım. Tabii. Çocuğumun babası... Dilara, herkese o çocuğun benim olduğunu söyleyeceğiz. Çocuklar hariç. Tabii bir de babam. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. O senin çocuğun Dilara. İkimiz de o çocuğu diğerlerinden ayırt etmeyeceğiz. Onun bir günahı yok. Merak etme. Tamam. Tamam. Üzme artık kendini. Gir. Konuşabilir miyiz? Otur. Sakinleşebildin mi biraz? Sakindim ben zaten. Hazal bak, çok zor bir durum biliyorum. Ama ikimiz de aynı şeyleri yaşıyoruz. Yani böyle olmamızdan çok birbirimize destek olmamız gerekmiyor mu? İkimiz de aynı şeyleri yaşıyoruz. Öyle mi Cansu? Gerçekten mi? Bak, annem bir hata yaptı. Ama ben onu anlamaya çalışıyorum. Annemle babamın evlenmesi dışarıdan yanlış bir şey gibi gözükebilir ama elimizdeki en doğru seçenek bu şu anda. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun Cansu? Hem bak, babam gelecek. En azından yine beraber yaşayacağız burada. Evet ya. Süper olur. Babam buraya geri gelecek ve siz yeniden beraber bir aile olacaksınız. Gerçekten muhteşem olacak, eminim. Hazal, siz ne demek? Ben hep beraber bir aile olmaktan bahsediyorum. Cansu, ben sizin hiçbir şeyiniz değilim, anlamıyor musun? Evet, siz bir ailesiniz. Siz beraber bir aile olabilirsiniz. Ama benim bir ailem yok. Benim annem öldü. Benim annem öldü. Siz ne çabuk unuttunuz benim annemi? Ne oldu, güya senin de annendi? Dilinden düşürmüyordun Gülseren annem, Gülseren annem diye. Kaç gün sürdü unutman, anlatsana biraz. Unutmak mı? Hazal, ne biçim konuşuyorsun ya? Cansu, çık odamdan. Cansu, çık dedim odamdan.
Ozan. Şişt, yeter bu kadar, hadi kalk gidelim. Ege git başımdan. Oğlum yeter, saçmalama, gidelim hadi kalk. Ege. Hadi abi, hadi. Ya gel, dur git başımdan ya. Ne oldu? Pardon ya, kusura bakma. Afiyet olsun, kusura bakma. Oğlum ne yapıyorsun lan sen, manyak? Ne yapıyorsun sen? Ege. Sana diyorum. Ne halin varsa gör, tamam mı? Ne halin varsa gör. Dikkat etsene lan biraz. Ne diyorsun lan sen? Ayısın diyorum, ayısın. Ayı diyorum. Ne diyorsun? Ayı. Ayı. Ne ayısı lan? Kime ayı diyorsun sen lan? Arkadaş bir dakika. Ayıp olmuyor mu? İki tane adam dalıyorsun. Sana ne lan? Sen kimsin? Ben mi kimim? Özkan ben. Gel lan. Oğlum sizi öldürürüm lan. Öldürürüm lan. Seni var ya, bitireceğim seni. Lan ben kimim biliyor musun? Ben Ozan Gülpınar'ım lan. Kim sen, kimsin? Konuşma lan, kim? Tamam bırak kardeşim, bırak. Bırak tamam. Ya tamam bırak ya. Tamam kardeşim. Tamam götürüyorum, tamam. Ya. Tamam kardeş, yürü. Çocuk büyümeye başladı. Artık belli oluyor. Harun öğrenirse diye çok korkuyorum. Harun öğrenemez Dilara, korkma. Ama Candan biliyor. Candan söyleyebilir ona. Candan da söyleyemez. Yapamaz. Hele öyle bir şey yapsın, elimde kalır o kadın. Her koşulda Candan da söylese de söylemese de bence Harun zaten tahmin edecektir çocuk doğduktan sonra Cihan. Dilara. Harun'u ne sana ne de çocuğuna yaklaştırmayacağım. Merak etme. O herifi aileme yanaştırmayacağım. Yalnız sana ve çocuğuna değil. Kendi çocuklarıma da. Korkma. Ben varım Dilara. Tamam mı? Tamam. Geçecek hepsi, merak etme. Geçecek. Neler geçme. Oğlum. İçti biraz. Biraz mı? Gel şu tarafa. Tamam. Oğlum ah. Nerede buldun Ozan Özkan? Ya bugün Hazal'ı görmeye gelmiştim buraya. Sonra kapıda Ozan'a rastladım. Arabası bozulmuş, acayip sinirli. Lastiği falan tekmeliyor. Kardeş geldim seni tamirhaneye götüreyim. Sonra da baktım orada devamlı içiyor. Çıktı oradan bara falan gitti. Ben de tıp peşinden gittim. Olay falan çıkardı mı? Ya, ufak bir olay çıktı da ben müdahale ettim. Fazla büyümedi yani. Sağ ol Özkan, sağ ol. Estağfurullah. Tekrar sağ ol. Ya genç adam. Olur öyle şeyler. Ben bu yaşımda yapıyorum. Sen şahitsin. Şahitin doğru. Ha bu arada Cihan. Ya ben bunu Hazal'a vermek için gelmiştim ama Ozan'ı rastlayınca kaldı. Değil mi? Hazal'ın küçükken yaptığı resimler, ilkokul defteri. Gülseren saklamış. Bakabilir miyim? Tabii canım. Önce Hazal baksın sonra ben bakayım. Ayrıca... Bunu hazırla sen ver. Yarın gel ver. Daha doğru. Eyvallah. İyi geceler. Bıraktırayım seni. Yok yok, gidelim. Dilara ben hazırım. Ben de geliyorum seninle. Cihan sadece amniyosentez yaptıracağım. Lütfen senin işin gücün vardır, ben giderim. Ya o sadece dediğin şey önemli bir test Dilara. Ben de geliyorum. Cihan gerçekten gerek yok. Dilara geliyorum dedim. Peki tamam. Babamla konuştun mu? Hayır daha konuşmadım. Neyse ben konuşurum. Böyle bir şey sana yüklemek istemiyorum. Yük falan olmaz, istiyorsan konuşayım.
Hayır, hayır. Benim konuşmam daha doğru olacak. Peki, sen bilirsin. Ya çıkalım. Deniz, benim. Bak, dedemin yaptığı yanlıştı, tamam. Bir şey var, bir şey var. Dedesinin böyle davranmak için bir sebebi olması lazım. Günaydın oğlum. Sen otur, ben senin yumurtanı yapayım. Hani otursana bir. Sen başla başla. Ben geliyorum şimdi. Otur anne, otur. Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun? Anne, şu meselenin aslını sen bir anlatsana bana. Hangi mesele? Anne, bak bilmezden gelme. Cansu meselesi biliyorsun. Oğlum, gene mi aynı konu? Anne, sen bu kızı çok seviyordun. Ben aramızda uçurum var dedim. Ayrılmak istiyorum dedim. Aşkının peşinden git, bırakma dedin. Pes etme dedin. Aşk dersi verdin bana. Sonra birden ne değişti? Deniz, aynı konuyu benim sana kaç kere anlatmam gerek yavrum? Anne, senin bana söylemediğin bir şey var. Benim sana söylemediğim ne olabilir oğlum? Hiçbir şey yok. Var anne, var. Yalan söylüyorsun. Sabah akşam düşünüyorum. Bir türlü çözemiyorum işi. Dedesinin nikah günü bana neden o şekilde davrandığını bir türlü çözemiyorum. Anlamıyorum. Ozan için hastaneye gittiğimiz gün. Sonradan geldin sen. O adam sana bir şey söyledi. Sen o gün değiştin. Deniz yeter. Anne, sen o adamı tanıyor musun? Ne? O adamı tanıyor musun dedim. Ben anne, o adamı sana nereden tanıyacağım? Allah Allah. Bir aşkının peşinden git dedik ilk yani. Cansu da Cansu, Cansu da Cansu. Anne, yalan söyleme artık, bak yeter. Yeter dedim sana. Bak ya, bana gerçeği söylersin ya da şu an çekip giderim anne. Anne, yemin ediyorum çekip giderim. Deniz, saçmalama. Anne bak, şaka yapmıyorum, yemin ederim giderim. Anne söyle dedim, söyle. Hara teklif etti. Ne? Cansu'nun dedesi bana para teklif etti. Seni Cansu'dan ayırmam karşılığında 100.000 liralık çek vereceğini söyledi. Kabul ettin mi? Ne? Anne, kabul ettin mi? Sen beni ne zannediyorsun? Hiç kabul eder miyim? Oğlum, ne olur o kızın peşini bırak, kurban olayım. Oğlum, zaten ayrılacaktınız. Ne olur gitme. Ne olur gitme evladım ya. Yalvarıyorum sana, gitme. Kurban olayım evladım, yapma. Ne olur yemek gitme. Yemek çekecek ha? Şerefsiz. Deniz! Ben ne dedim? Allah'ım, Allah'ım, ne söyledim ben? Allah'ım. Allah aşkına aç şu telefonu. Aç şu telefonu. Sen annemi hatırlıyor musun?
hani gelmişti buraya. Deniz'le de burada tanıştılar. Deniz, hoş geldin. Ben senin bugün geleceğini bilmiyordum. Vallahi aslında ben de bilmiyordum. Atölyede işler biraz erken bitti. Yanlış bir zamanda gelmedin mi? Yo, ben sizi tanıştırayım. Bu benim Gülseren annem. Öz annen yani. Anne, bu Deniz. Benim... Deniz ben. Cansu'nun arkadaşıyım. Çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Şimdi ikisi de yok artık. Emine, benim kahveyi buraya getir. Hava alalım ya biraz. Oh. Afiyet olsun. Sağ ol. Nerede çocuk var? Cansu uyandı, çıktı bile. At binmeye gitti. Ha. Hazal hala uyuyor. Ozan? Ozan da uyuyor. Bugün cumartesi ya, onlar daha uyur. Sen bana gazeteleri getirsene. Peki, hemen getiriyorum. Sağ olasın. Hoppala. Nereden çıktın ya? Yok Cansu, hadi naş, 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 naş. Rami, ben sizinle konuşmaya geldim. Ha, döküleceksin demek. İyi, iyi tamam konuş. Sonra da ben konuşurum. Dur, konuşuruz, dur. Oo. Vay, Beyazgül. Ne haber? Nereden geldim aklına sabah sabah? Hayırdır, rüyanda mı gördün? Rami Bey. Beni dinle. Yok yok, ben şimdi seni dinleyemem. Deniz diye bir delikanlı geldi, bana söyleyecekleri varmış. Sonra da benim ona söyleyeceklerim var. Ben seni sonra ararım, olur mu? Allah rızası için ona bir şey söyleme. Yalvarırım söyleme. Onun hayatını mahvetme. Vallahi çok geç artık Beyazgül, çok geç. Deniz'e Cansu'dan ayrılman karşılığında dedesi 100.000 lira teklif etti dedim. Ne? Ne dedi? Vallahi bravo Beyazgül ya. Ben bunu akıl edemedim. Sen nereden akıl ettin? Helal olsun. Ne olur bozma. Ölemesin. Gerçeği söyleme. Bu kadarcık iyiliği yap benim için. Lan ben niye sana iyilik yapayım ya? Niye sana iyilik yapayım? Eğer oğlum gerçeği öğrenirse mahvolur. Bana ne? Ne yapalım? Geçti artık iş işten. Kendimi öldürürüm. Şu an. Son nefesimi duyarsın. Rahmetli kocamın beylik tabancasını aldım. Yaparım. Ha, inandım, inandım. İyi, hadi, hadi sık bakalım, hadi. Alo, alo. Alo. Alo, Beyazgül. Alo. İkincisini beynime sıkarım. Ya tamam, 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 tamam. Ben Deniz'e bir mektup yazdım. Her şeyi anlattım ona. Cansu da sebebimin sen olduğunu bilir. Tamam, 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 tamam. Söylemeyeceğim. Tamam, hadi. Sonra konuşuruz, hadi. Yarabbim ya. Ne geldin be sen de? Ne geldin? Hadi defol git şuradan ya. Rahmi Bey, Cansu'ya sevgim çok büyük. Ondan dolayı size saygısızlık yapmak istemiyorum. Biliyorum çok zenginsiniz. Maşallah. Sizin gibiler için insanlara güvenmek de zordur. Anlarım. Ama biz o insanlardan değiliz. Sizin için bu sıfatlar ne ifade eder bilmiyorum ama... biz bir tek şerefimiz için yaşarız. Onurumuz için yaşarız. Ki zaten siz bunu öğrenmişsiniz galiba.
Ben Cansu'yu sadece Cansu olduğu için seviyorum. Ama sayenizde görüşmüyoruz artık. Ayrıldık. E tamam oğlum, işte o zaman mesele kalmamış. Ya niye geldin o zaman buraya? Cansu'ya ne kadar üzüldüğümü söylemeye geldim. Anlamıyorum çünkü. O kadar iyi bir kızın sizin gibi nasıl insanlıktan nasibini almamış bir dedesi olur anlamıyorum. Ne diyorsun lan sen? Terbiyesize bak sen ya. Sen buraya bana hakaret etmeye mi geldin? Ya defol git başka yerde abla, defol. Bak ağlamak mağlamak düzgün konuş, benim canımı sıkma. Lan kimsin lan sen? Kimsin de senin canını sıkacağım ben, kimsin? Ya sen ne aşağılık, ne adi bir adamsın be. Sen benim anneme nasıl para teklif edersin ya Cansu'dan ayrılmam için? Bana bak, sen onurlu, şerefli bir adamsın öyle mi? Haysiyetli bir adamsın ha? Git anneciğine sor bakalım, biz onurlu muyuz, haysiyetli miyiz, şerefli miyiz diye sor bir bakalım ne cevap verecek. Ulan acıyorum lan ben sana. Sen ananın ne mal olduğunu bilmiyorsun. Bak annem hakkında doğru konuş, benim canımı sıkma ha. Ne var lan, canını sıksam ne olacak? Parayı almayı biliyor. Seni niye buraya yolladı, artistlik yap diye mi? Ne? Ne para almış? Sattı oğlum seni annen, sattı. 100.000 liraya sattı. Çeki yazım kaptı havada. Siz hiç merak etmeyin Rahmi Bey dedi. Ben icabına bakarım dedi. Daha ne ağlıyorsun buraya gelip? Defol git hadi. Hadi adamın asabını da bozma hadi. Defol. Bak ya. Ulan çenemizi tutalım dedik, ihaleyi bize indirdi karı, iyi mi? Alo. Dedem dedi ya hani, o çocuk seni hak etmiyor diye. Haklıymış biliyor musun? Ya ben annemi kaybettim, insan bir kere aramaz mı ya? Ne cenazeye geldi, ne bir şey dedi. Tamam ayrıldık da... hiç sevmemiş. Lütfen sen de geri çekilme, beni teselli edecek bir tek sen kaldın lütfen. Annemi istiyorum. Cihan çok teşekkür ederim geldiğin için. Rica ederim Dilara, rica ederim. Senin işin yok mu, gitmeyecek misin? Var, gideceğim. Ozan'a bakayım da sonra giderim. Tamam. Ozan uyuyor mu hala? Evet efendim. Evet uyuyor. Babam uyandı mı? Rahmi Bey dışarı çıktı efendim. Ha, peki tamam, teşekkürler. Çocuğum.
Ben buraya ne zaman geldim? Hatırlamıyorsun değil mi hiçbir şey? Hadi kalk bir duş al. Bir kendine gel. Bir bardak portakal suyu falan iç, bir şey iç hadi. Sonra çıkalım sana gidelim. Kahvaltı edelim, bir şey yapalım. Nereye gideceğiz? Ben şirkete gideceğim. Bizim orada yeriz bir şeyler, konuşuruz. Olur mu? Hadi. 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 Hadi bekliyoruz. Buyurun. Teşekkür ederim. Kahvaltı masası duruyor yapmadıysanız. Hayır, ben dışarıda bir şeyler yedim, sağ olun. Emine Hanım. Buyurun. Tamam, yok bir şey. Geldin mi? Gel be, otur. Otur şöyle. Demek ben sana 100.000 lira para verdim ha? Torunumla oğlunu ayırman için. Aldın değil mi o parayı? Ha? Aldın, aldın. Nereye harcadın? Ha? Ne? Sana para teklif ettim, sen de kabul ettin. Ne yaptın o parayı diyorum, nereye harcadın? Ben para falan kabul etmedim. Oğlun öyle bilmiyor ama. Ne? Aldı mı dediniz? Ha, aldı dedim. Anana bir çek yazdım, havada kaptı dedim. Ha, siz hiç merak etmeyin Rahmi Bey, konu bende. Ben gerekeni yapacağım, sizin içiniz rahat olsun dedi dedim. Aynen böyle söyledim. Mahvoldum. Neden öyle söylediniz? Ve ne diyecektim be? Ha, ne diyecektim? Anam pavyonda çalışıyordu. Öyle desem daha mı iyiydi? Ulan kuş kadar beyninle bana oyun oynamaya kalktın be. Bana çamur sıvamaya kalktın. Şu beni düşürdüğün duruma bak ya. Torununu sevgilisinden ayırmak için torununun anasına para teklif eden aşağılık dede, şerefsiz dede. Ha, bu duruma düşürdün beni. Ben ne yaptım? O bana sıvamaya çalıştığın çamuru aldım, senin suratına sıvadım. Bak çamur diyorum. Sen anla. Kibarlığımdan çamur diyorum. Şimdi bana bak. Eğer oğlun sorarsa aldım diyeceksin parayı ona göre. Olmaz. Diyemem, beni asla affetmez. Vallahi kendin bilirsin, ben o zaman bir bir anlatırım. Bütün geçmişini anlatırım, o İzmir pavyonlarını. Zaten gördü de Beyazgül diye biriyle konuştuğumu. Nasıl Makber'i söylediğini, o erkek milletinin nasıl yüreğinin yağlarının eridiğini. Hepsini anlatırım bir bir. Rol anlatırım. Beni mahvetmekten vazgeçmeyeceksin diye. Vallahi Beyazgül, ben vicdanen gerekeni yaptım. Söyleme dedin, söylemedim. Artık bundan sonrası sana kalmış. Bak gözüm üstünde ha, işin peşini bırakacağımı sanma. Tamam mı? Bu ikisini ayıracaksın. Eğer ayırmazsan fitil fitil getiririm boynuma. Öyle bir daha da intihar edeceğim, yok kendimi öldüreceğim. Öyle tehdit etmeye kalkma beni. Bu vicdan senede bir kere çalışır. Tamam mı? Hadi güle güle. Hoş geldin Özka. Hoş bulduk Dilara Hanım. Kusura bakmayın, rahatsız ediyordum. Estağfurullah, içeri gir lütfen. Hazal'a bakmıştım. Evde mi kendisi? Evde çıkmadı daha. Hazal! Efendim anne. Anneciğim bak kim geldi.
Kim geldi? Azal kızım, merhaba. Niye geldin? Azal. Bunları getirdim sana. Ne bu? Aç bak. Evde mi buldun? Hı hı. Zahmet etmişsin buraya kadar. Yok estağfurullah. Anne ben çıkacağım şimdi, kursa gideceğim, haberin olsun. Tamam canım. Görüşürüz. Özkan kusura bakma. Zor bir dönem geçiriyor. Ya, ya biliyorum, önemli değil Dilara Hanım. Sorun yok. Ayakta kaldım öyle. Buyur bir kahvemizi iç. Yok ben gideyim. İş güç beni bekler. İyi günler. Gerçekten mi o? Evet oğlum. Allah Allah. Özkan getirdi, sen hatırlamıyor musun hiçbir şey? Vallahi hiçbir şey hatırlamıyorum. Bir yerden sonra filmi kopmuş demek. Yani kopmuş. Nerede bulmuş beni peki? Oğlum onun tamirhanesine gitmişsin arabanı yaptırmak için. Sonra çok sinirli oradan çıkmışsın. O da senin halini hoş görmemiş. Seni takip etmiş. Bara gitmişsin. Barda kavga çıkarmışsın. Baba sen şaka falan yapmıyorsun değil mi bana? Hayır oğlum, ben şaka yapayım. Ne kadar içtiysen oğlum artık. Vallahi ne kadar içtiysem. İyi tamam, gelsin oğlum, ne diyeyim. Bak oğlum. Seninle erkek erkek konuşmak istedim. O yüzden gel. Beraber oturalım dedim sana. Seni anlıyorum çocuğum. Baba, gerçekten bak beni anlayamazsın. Anlıyorum seni Ozan. Sen peki beni düşünüyor musun hiç? Ben neler yaşıyorum? Baba annem bunu yapmayacaktı. Oğlum hata yaptı. Her insan hata yapıyor. Baba böyle... Evladım bak biz annenle boşandık. Zaten biz yıllardır mutsuzduk biliyorsun. Oğlum, o Harun denen adam benimle uğraşmak istiyordu. Beni incitmek, beni kırmak, benim ailemi dağıtmak istiyordu. O yüzden bütün bunlar oldu. Anneni kandırdı, kim bilir ne yalanlar söyledi, ne tuzaklar kurdu annene. Annenin de hakkı mutlu olmak, bir hayat yaşamak. Oğlum kolay değil gerçekten. Bak benim için de hiç kolay değil. Ne diyeyim baba? Ne diyeyim? Oğlum Gülseren'i kaybedeli ne kadar oldu? Bak baba ne olursun şu konuyu açma. Bak ben gerçekten çok üzülüyorum, çok. Her şey benim yüzümden oldu, biliyorum. Hayır evladım. Ben seni sorumlu tutmuyorum bundan. Tutmuyorum. Tamam, kapattık bu konuyu. Yani annemle tekrar mı evleneceksiniz? Mecbur oğlum, başka çaren var. Ne yapacağım? O bebek doğacak. Otomatik olarak o çocuğa da babalık yapmış olacaksın. Yapacağım, o annenin bebeği. Annenin çocuğu. Yapmak zorundayım o zaman. Annen nasıl çıkacak insan içine oğlum? Nasıl olacak? Ne söyleyecek? Tamam baba ben anladım. Sen yine kendini feda edeceksin. Ozan, buna mecburum oğlum. Sizin haysiyetiniz, şerefiniz, onurunuz, her şeyi düşünüyorum oğlum. İnsanın içine nasıl çıkacaksınız? İnsanların suratına nasıl bakacaksınız? Siz, annen, biz normal bir aile değiliz ki. Adım atsak haber oluyor. Ozan, düşünmek zorundayım, mecburum. Oğlum sizden daha kıymetli bir şeyim yok benim hayatta. Yok. Tamam okey. Tamam baba. Benden ne istiyorsun? Anneni affedeceksin oğlum. Bunu istiyorum. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Anneni sokağa mı atacağız çocuğum? Ha? Kurda kuşu yemmeyeceğiz anneni. Annen senin oğlum. Seni büyüten, seni doğuran insan bu. Tamam mı oğlum? Senden ricam anneni lütfen affet. Oğlum. Senin şurana iğne batsa bana bıçak saplama evladım. Canım. Yakışıklı. Tamam mı? Hı? Tamam. Tamam mı? Tamam, tamam. Ne ara yaptın bu kasları ha? Maide teyze, hoş geldin.
Kimsin oğlum sen? Tanıyamadın değil mi? Dayımın torunu Allah, Çağatay. Almanya'da büyüyen hani. Aa, Şükran'ın oğlu. Maşallah Çağatay. Son gördüğümde sen tay tay duruyordun. Ne zaman böyle koca adam oldun? Tülay Hanım yardımcım hala. Huriye gibi düşün. Evin her şeyinden o sorumlu. Hoş geldiniz. Ferhudar ol kızım. Şanslı oğlum, oğlum gel, evet. Gel bakayım, gel, gel. Ne yapıyorsun bakalım? Köpeğin de mi var? Var, var Allah. Aman da aman. Sen böyle patiler yıkanmadan girmiyorsun eve değil mi yavrum? Şanslıysa şansını zorlamıyordur değil mi yavrum? Buyurun Mayra Hanım, buyurun. Vay, 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 vay. Buraya, buraya. İşte bizim fakirhane Maide Sultan. Amma da fakirhane, ha. Aman, aman şuraya bak. Ah canım ayol. Ne oldu? Hiç. Rahmetli babanı düşündüm. Keşke yaşasaydı da şu evi görseydi. Bir sefasını sürseydi. Sorma be ana. Hiç gün yüzü görmedi ki babam. Samatya'dan o avuç kadar evden çıkıp buralara geldi diye seninle ne gurur duyardı biliyor musun? Samatya'daki ev küçüktü, dökülüyordu falan ama yuvaydı be ana. Buraya ev, sadece ev. Bir gün burası da yuva olacak. İnan bana. Nehir gözlü. Gönlünün sultanını oturtacaksın burada. Oo. Gel bakayım gel. Ah canım benim ah. Canım. Oh. Ay. Tülay. Üç katı hazırladınız değil mi halama? Tabii abi. Denize bakan tarafa. Aman öyle çok büyük hazırlık yapmayın lütfen. Ben bir ay bilmedin iki ay kalacağım. Hiçbir yere gitmiyorsun. Bırakmam seni. Bundan sonra benimsin. Çay da demlersiniz güzel. Yalnız çaydan iyi anlar ona göre. Tamam. O iş bende Harun Bey. Cihan. Hayırdır? Acele konuşmamız lazım dedin. Ne konuşacağız? Otur, otur. Bir şey mi oldu? Ne oldu? Ya korkulacak bir şey yok. Otur. Dilara ile evleniyorum. Ne? Dilara ile evleniyorum. Şaka yapıyorsun. Hayır, yapmıyorum. Evet, yapmıyorsun. İyi de Gülseren'in acısı daha soğumadan böyle bir karar verdiğine göre mutlaka geçerli bir sebebin vardır. Var. Var. Ama bu sebep çocuklar olamaz, değil mi? Yani evet çok acı çektiler, zor bir dönemden geçtiler ama neticesinde bebek değiller. Ama bebek var. Ne bebeği? Dilara hamile. Hamile. Ne demek hamile? Hani insanlar hamile kalıyor ya, kadınlar. Öyle hamile işte. İyi de nasıl? Ben bir hata yaptım. Yıldırım. Şeytan oydum. Ya Gülseren'le ayrılmıştık o zaman. Ben de şeytan oydum. Bir hata yaptım oldu işte şimdi de. Yaptığım hatanın bedelini ödeyeceğim. Peki bir çaresine bakamadınız mı? Yani illa doğurmak mı zorunda? Şu söylediğime bak ya. Dilara seni tekrar kazanmak için yaptı diye düşünüyorsun herhalde değil mi? Yani seni hala istediği bir sır değil. Hala ailesini istiyor. Denedik, aldırmayı denedik, olmadı. Ben Londra'ya o yüzden gittim, Dilara'yla gittim. Doktor alamayız dedi. Hayati tehlike var dedi, olmaz dedi. Nasıl bir tehlike? Ya bilmiyorum, bir sürü tıbbi terimler söyledi işte. Kalp, kalp bir şeyler. Ama buna rağmen Gülseren'le evlenecektin öyle mi? Hı hı. Peki ona söylemeyecek miydin? Söyleyecektim. Söyleyecektim. Ne zaman? Evlendikten sonra mı? Yani öğrenirse beni terk eder diye mi korktun? Yok, korkmadım. Ben söyleyecektim. Zamanını bekliyorum. Ben de hata yapabilirim Yıldırım.
Aylardır sırtımdaki yükü bilmiyor musun? Neler çektiğimi, ne acılar yaşadığımı, ne dertlerle uğraştığımı. Sen melek mi? Özür dilerim dostum, çok üstüne gittim. Haklısın. Sen o kadar güçlüydün ki herkes sana yüklendi. Bütün yükü sen taşıdın. Herkesin meselesini kimse incinmeden halledeyim dedin. Ama hayat öyle değil işte. Bazen taşıyamayacağımız kadar yük bindiriyor üstümüze. Doğru. Ama ne olur artık kendine bu kadar yüklenme. Nasıl yüklenmeyeyim Yıldırım? Bu kadar derdi kim yüklenecek? Bir sürü sorun var. Çocuklar daha da sorunlu hale geldi. Kim yüklensin bunları? Cihan, artık senin de birilerinin sana anlayışlı olmasına ihtiyacın var. Burası bak. Ya kızım hani bir yerlere gidip bir şeyler içecektik? Yaparız, onu da yaparız. Önce benim dersimi halledelim de. Ya kızım hani senin işin olmazdı derslerle falan? Yurt dışında okuyacaktın. Ya nereden çıktı birdenbire bu matematik aşkı? İlk yüze mi girmeye çalışıyorsun? Kızım hadi yürü, boş konuşma. Pardon, ben Mert Hoca'nın öğrencisiyim de kendisi nerede bulabilirim acaba? Buyurun siz oturun, ben bir arayayım. Kendisi öğretmenler odasında olabilir. Peki, hadi gel. Atacaksın. Yarın annem bunu bekliyorum senden. Tamam hocam. Onları yenmemiz lazım. Tamam. Hazal? Hocam merhaba. Merhaba, bugün dersimiz vardı da ben mi unuttum? Yo, benim yarın boş günüm de acaba siz de boşsanız fazladan ders yapabilir miyiz diye soracaktım. Ne keşke telefon atsaydın. Ben programa bakmam lazım, yarın pazar. Yani yarın bütün gün doluyum. Hadi ya. Evet. Tüh, benim de matematik sınavım vardı pazartesi. Türevlere tekrar geçseydik iyiydi aslında ama. O zaman şöyle yapalım. Bak şimdi yarın Orçun'un dersi var ama iptal etme durumu var. İptal ederse ben seni arayayım, tamam mı? Tamam hocam, olur. O zaman haberleşiriz. Tamam o zaman, benim şimdi gitmem lazım. Dersim var, görüşürüz sonra. Tamam hocam, iyi dersler. Sağ ol. Ne oldu, ne bakıyorsun? Ne sınavı? Pazartesi matematik bile yok. Ne olmuş yani? Salı var o zaman. Hazal, saçmaladığının farkındasın değil mi? Ne konuda saçmalıyormuşum Şeyda? Mert Hoca konusunda. Ne? Ders almak saçmalık mı oldu şimdi? Kızım sen adama resmen aşıksın be. Şeyda abartma istersen, aşk falan. Yalnız adam yıkılıyor. Böyle hoca mı olur? Senin matematik aşkının nereden geldiğini şimdi anladım. Çok yakışıklı değil mi ya? Aman Azal sakın ha. Adam öğretmen ya, öğretmen. Senden kaç yaş büyük? Üstelik evli, parmağında alyans var. Evli olabilir ama boşanmak üzere. Nereden biliyorsun? Karısının Face sayfasında gördüm. İşler pek iyi gitmiyor falan gibi bir şeyler yazmıştı. Çok belli yani. Ya adamın karısını takip mi ediyorsun sen? Herhalde kızım. Ama tabii kendi adımdan takip etmiyorum. O kadar salak değilim. Bak başına bir iş alacaksın. Hadi yürü bir şeyler içelim. Ya bak ben ciddiyim. Hadi ben de ciddiyim. Bastı beni burası. Şuraya bak. Ne işi var lan sen burada? Anlamadım. Neyi anlamadın lan? Ben bilmiyor muyum senin niyetini? Sen onurlu, şerefli bir adamsın öyle mi? Haysiyetli bir adamsın ha? Git anneciğine sor bakalım biz onurlu muyuz, haysiyetli miyiz, şerefli miyiz diye sor bir bakalım ne cevap verecek. Ulan acıyorum lan ben sana. Sen ananın ne mal olduğunu bilmiyorsun. Bak annem hakkında doğru konuş, benim canımı sıkma ha. Ne var lan, canını sıksam ne olacak? Parayı almayı biliyor. Seni niye buraya yolladı, artistlik yap diye mi? Sattı oğlum seni annen, sattı. 100.000 liraya sattı. Çeki yazdım, kaptı havada. Siz hiç merak etmeyin Rami Bey dedi. Ben icabına bakarım dedi. Daha ne ağlıyorsun buraya gel.
Anne! Anne! Cansu'nun dedesinin söyledikleri doğru mu? Hı? Bizi ayırmak için o adamdan para mı aldın annesi? Anne yalan desene. Anne teklif etti. Kabul etmedim desene anne. Ha? Ben onurlu, gururlu bir kadınım desene anne bana. Anne yalan desene. Yalan desene anne, yalan desene. Söylesene bana. Anne nasıl yaptın bunu? Hı? Anne nasıl yaparsın? Oğlum. Dokunma bana. Dokunma. Çok ısrar etti. Alacaksın dedi. Nasıl ayrılacaktınız? Anne, bitecekti. Anne ayrılırdı. Ayırırlardı bizi. En azından onurumla gururumla ayrılırdım anne. Başım dik olurdu başım. Ben böyle bir anne tanımadım. Ben annemi onurlu bildim. Gururlu bildim. Sen bizi ne duruma düşürdüğünün farkında mısın? Sen bize nasıl bile kesirdiğinin farkında mısın anne? Ha? Utanıyorum senden. Utanıyorum. Deniz. Benim senin gibi bir annem yok. Oğlum. Benim senin gibi bir anneye ihtiyacım yok. Gitme. Gitme. Anne. Anne. Anne kalk. Anne kalk anne. Anne. Karıya bak sen ya. Cin olmadan ağız çarpıyor. Yok ben oğlumu torunumdan ayırsın diye para teklif etmişim. Bana bak Suat. Bu bana zarf atıyor olmasın ha? Ne zarfı? Yani ver parayı ben bunları ayırayım hesaba. Yok abi niye zarf atsın ki? Elinde büyük koz var. Oğlum benim elimde koz var dediğin gibi. Yani ben bir konuşmaya başlasam, bir anlatsam o Kadife Kale günlerini vallahi sabahı bulur. Abi ağır mesele bu ya. Çok ağır mesele. Vicdan meselesi bu bak. Ne vicdanı? Ne vicdanı? Ya tamam. Kadın pavyondan çıkmış olabilir. Ama tövbe etmiş. Ailesini, barkını kurmuş. Yani öyle bir çocuğa kıymak için çok vicdansız olman lazım ya. Ya ne diyorsun sen ya? Böyle yerken ağzında ses yapıyor galiba. Söylediklerini duymuyorsun. Lan pavyondan çıkmış kadın diyorum. Pavyondan. Herkes hata yapabilir abi. Senin hiç hatan yok mu sanki? Oğlum. Karının geçmişi kirli diyorum. Geçmişi. Anlamıyor musun? Ya abi. Hepimizin geçmişi kirli ona bakarsan. Bir baksana bize. Neremiz temiz? Hadi yemeyin. Hadi. Konuşuyorlar ya. Doğruları duymaya hiç tahammülün yok değil mi abi? Ne doğrusu lan? Ne doğrusu? Ya abi. Tamam anneyi anladık. Ona kafayı taktın da. Çocuğun günahı ne? Çocuğun günahı o kadının oğlu olması işte. Yetmiyor mu? Kadın gerçekten vuracak mıydı kendini? Ya ne bileyim ben. Telefonda öyle bir silah sesi geldi ki kulağımın zarı patlıyordu ya. Ah keşke ses etmeseydim de vursaydı kendini be. Vallahi kurtulmuş olurduk işte ne güzel. Aman. Abi tövbe de ya. Sen bak özünde vicdanlı bir adamsın aslında. Özünde mi? Tabii. Özünde vicdanlısın, iyi bir insansın. Kadın kendini vursaydı kahrından ölürdün sen. Yok lan ne öleceğim be? Ne öleceğim? Hiçbir şey olmazdı. Allah korumuş da bir şey dememişsin. Ya çocuk, ya tutup o kendini vursaydı ne olacaktı? Lan çocuk niye kendini vursun durup dururken ya? Ya abi anlatamıyorum herhalde ya. Bak kendini çocuğun yerine bir koş. Anneni kendi halinde bir ev hanımı zannediyorsun. Bir gün adamın birisi geliyor, senin annen aslında...
buydu diyor. Ya ne yaparsın? Ya kafana sıkarsın? Kafana sıkmazsan bunalıma girersin. Ya bu kaldırılacak bir yük değil ha. Taşınmaz. Ömür boyu taşınmaz abi yük. Ya sen benim vicdanım mısın be? Pinokyo. Allah'ım yarabbim. Vallahi pişman oldum ya anlattığım anlatacağıma ya. Ya ben anlamam kardeşim. Benim torunum o çocukla olmayacak. İşte o kadar. Yüzünü görmeyecek. Anladın mı? Anne ilacın olduğunu emin misin? Var. Az kaldıysa gidip alıp geleyim. Hı? Daha yeni yastırdım. Neyse ki bir şeyin yokmuş. Parayı ne yaptın anne? Kredi borcumu ödedim. Bir daha kirada oturmayalım diye mi aldın parayı? Niye yaptın anne bunu? Geri vereceğim o parayı. Nereden bulacaksın? Bilmiyorum. Ama bulup o herifin suratına çarpacağım o parayı ben. Liz. Oğlum. Anne sakın. Sakın konuşma. Sana bir şey olacak diye çok korktum. Eğer bir şey olsaydı mahvolurdum ben. Seni asla yalnız bırakmayacağım anne. Ne yaparsan yap bırakmayacağım. Ama seni asla affetmeyeceğim. Affedemem. Annemin cenazesine gelmişsin. Hocam merhaba, uyuyor musunuz? Verdiğiniz test kitabının 67. sayfasının ikinci soruyu çözmeye çalışıyorum da... cevabı -5 buldum ama cevap anahtarında farklı çıkıyor. Çözemediklerini not et, yarın bakarız Azalcığım. Azalcığım. Azalcığım.
Çok zamansız gittin Gülseren. Çok. Yokluğuna alışamıyorum. Seni çok seviyorum usta. İlk gördüğümden beri. Güzel aşkım. Rahat uyu. Hazırlık İngilizce dersi için beklenenler. Siz bu tarafa gelin arkadaşlar. Buyurun, sizin ne var? Asım Hoca'nın mukavemet notları geldi mi? Geldi. Bir dakika. Başka bir şey lazım mı? Bir de termodinamik. Bunlar değil mi? Bakayım. Akışkanlar metanede lazım mı size? Yok, o lazım. Buyurun, hoş geldiniz. İlk beş sayfasının fotokopi çekebilir miyiz? Cansu? Deniz? Senin burada ne işin var? Fotokopi. Senin? Benim okulum ya burası. Ha. Sen ikinci öğretim değil misin? Notları almaya geldim. Anladım. Mekanik notları? Onlar var bende. Ne kadar benim borcum bu arada? Bir şey mi ver, versene yeter. Görüşürüz o zaman.
bilseydin senin için daha kolay olabilirdi. Numaranı diyorum, değiştirseydin seni her aradığımda sessize vermek zorunda kalmazdın. Mesajları silmek zorunda kalmazdın. Ben de kendi kendimi üzmezdim böylece. Efendim baba. Cansu, nasılsın kızım, ne yapıyorsun? İyi, önemli bir şey mi vardı? Yok, bir şey yok. Kokoreç yemeye gidelim mi? Kokoreççi mi? Hı. Hem görmüş olurum seni. Çok özledim kızım ya. Tamam baba, ben seni sonra arayayım mı? Tamam tamam, sıkıntı yok. Hadi görüşürüz. Bir kere bile aramak aklına gelmedi mi ya? Ha? Sen benim ne halde olabileceğimi tahmin etmedin mi? Neyse, ben seni meşgul ettim. Adam, canım, yorulur musun diye düşünmeden bütün oteli gezdirdim sana, kusura bakma. Yok ayol. Bin asansöre, in asansöre. Niye yorulayım? Çok iyiyim ben. Gerçi sen bir kürekle koca ağrı dalmış kadınsın ama. Herhalde. Ay şuraya bak. Senin ofisin ayrı güzel, evin ayrı güzel. Senden ne kadar iftihar etsem azdır. Canım, sultanım, Maidem. Çay içeriz değil mi? İçmeyiz. Sizin çayınız kötüdür. Ben kahve içerim, Türk kahvesi. Niye? Güzel çay bu. Yok, 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 yok. Kahve, sade. İyi, fal bakacak mısın? Niye? Hiç vakite kadar bir şey mi bekliyorsun? Ha, fallık bir durumu mu var? Ne hayat be oğlum? Hayattan umut kesilmez. Hiç, hiç kesilmez. Oğlum, bakın bakayım buraya. Babacığım, ben sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Gelir misiniz biraz? Konuşalım ya. Ya Cansu yemeğe çıkmış. Kiminle çıktı? Okuldan arkadaşlarıyla mı? Yok baba, okuldan arkadaşlarıyla çıkmadı. Niye? Aa, hiç canım, öylesine sordum. Kiminle çıkmış? Özkan'la gittiler yemeğe. Özkan'la mı gittiler? Evet baba. Ya ne yapıyorsunuz siz Dilara ya? Maşallah ya. Baba, ne var bunda? Aa, ne varı var mı Dilara ya? Ya Özkan'la nasıl sen yemeğe yollarsın? Baba, bu normal bir şey. Öz babası çünkü. Ay bırak Allah aşkına ya. Öz babası, öz babası. Dengesiz herifin biri. Ne yaptın Dilara ya? Zaten Cansu'yla Deniz'in arasını yapan da o. Anlamadım. Neyse, boş ver, boş ver. Baba, Özkan'ın bugüne kadar Cansu'ya bir zararı olmadı. Ayrıca iyi bir insan. Dün akşam Ozan'ı bardan toplayıp getirmiş. Ne? Evet. Ozan sarhoş olmuş, kavga çıkarmış. Özkan da eve getirmiş, Cihan'la birlikte yatırmışlar. Ne diyorsun ya? Ya anne, baksana şuna, ben karar veremedim de bunun ikisinin arasında. Ne için? Ya nikah için. Ya öyle sade bir şey olmayacak değil mi? Yani elbise bakıyorum ama ben. Ne nikah bu ya? Sen bilmiyor musun dede? Yok. Anneciğim, öyle özel bir durum olmayacak. Bizi biraz yalnız bırakır mısın kızım? Hadi anneciğim. Ne oluyor Dilara, ne nikahı bu? Baba, konuşmak istediğim şey buydu. Biz Cihan'la evleniyoruz tekrar. Ne? Cihan'la evleniyorsunuz? Evet. Sen benimle kafa mı buluyorsun? Hayır baba, çok ciddiyim. Ben daha önce konuşmak isterdim ama bir türlü fırsatım olmadı. Allah Allah. Yani tamam, ben buna sevinirim tabii de. Yani onca kavgadan, arbededen sonra hem daha kadın kaç gün oldu ki toprağa gireli. Yani neyse, ondan geçtim de. Ya çocuklar ne diyor? Hadi bırak Azal'ı. Ha? Yani Cansu ne diyor? Ozan ne diyor bu işe? Baban hamileyim. Ne? Hamilesin. Evet. Bak sakın Harun deme bana. Evet öyle baba. Ne yaptın kızım sen ya? Ha? Ne yaptın ya? Of! Ne yaptın kızım ya?
Oğlum, sana yiyecek bir şeyler getirdim. Yemeyecek misin? Oo, acılıymış bu. Hadi canım, bu da acılı. Ya bunların bir tanesi acısız olacaktı. Kızım değiştirelim onu. Hayır canım, güzel güzel, boş ver. Olur mu öyle şey ya? Senin miden hassas şimdi. Miden bozulup Dilara'nın dilinden kurtulamam sonra. Yok babacığım, önemli değil. İyi peki, tamam. Hatırlıyor musun? Seni ilk gördüğüm zaman buraya getirmiştim. Hatırlıyorum tabii ki. Öz kızımı hayatımda ilk kez gördüğüm gün kokoreççiye getirmiş bir adamım ben. Deme öyle. Hem iyi ki gelmişiz, yoksa bir daha nerede tadacaktın? Bir kere de Deniz'e seni yakalamıştım burada. Böyle yüzünüz kıpkırmızı olmuştu. Eliniz ayağınız birbirine dolaşmıştı. Aa, ba 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 ba. Biliyor musun, Gülseren ilk çıktığımız gün onu kokoreççiye götürmüştüm. Buraya mı geldiniz? Yok canım, o zaman burası yoktu. Başka bir yere götürmüştüm. Bak, o zaman cepte para yok, pul yok. Öyle işte. Onun umurunda değildi ki böyle şeyler, biliyorsun. Doğru söylüyorsun. Hayatı boyunca maddiyatı hiç düşünmedi. Melek gibi kadındı ya. Rahmet istedi. Baba, ben sana bir şey söyleyeceğim. Kızım şimdi bak, kötü bir şey söyleme, ne olur. Ya iyi mi kötü mü ben bilmiyorum. Cansu, korkutma beni, ne oluyor? Babam Dilar annemle evleniyor. Ne? Şaka yapıyorsun. Nasıl ya? Nasıl, anlamadım. Ya işte çok dağılmışız. Yine bir aile olalım, birlikte olalım. Öyle bir şey bilmiyorum. Böyle saçma şey olur mu ya? Allah Allah. Afiyet olsun. Oo Deniz. Merhaba, hoş geldin. Biz de tam senden bahsediyorduk. Öyle mi? Niye? Bir kere sizi yakalamıştım ya burada. Okusana. Usta bir yarım kokoreççe. Abi çeyrek. Bir tane de ayran var. Usta iki yarım çeyrek. Çağatay, neydi bu tamircinin adı? Araba servisi yaptırdığımız hani. Özkan. Sen hala hesaplarını kesmedin mi onların? Şimdi oraya gidiyorum. Tamam. Sözleşmeyi iptal et, dön. Tamam. Kolay gelsin. Eyvallah. Oğlum nihayet gelebildin la. Aşıktan karnım gurulduyor. Lan oğlum. Unuttum la kokoreçi. Cansu'yla muhabbete dalmışız. Ha, Cansu'yla mıydın oğlum? Canı sağ olsun lan. Ben simit mi bit idare ederim. Bunu getirdiler oğlum, frenleri milenleri. Bitmiş bunun ya. Debriyaj, mebriyaj, balatalar, motor. Balatalar oğlum, balatalar diyorum. Balatalar mı değişecek? Özkan, senin neyin var la? Ha? Neyin var oğlum senin? Oğlum sen var ya, böyle hindi gibi düşünüyorsan bir şey oldu. Ne oldu? Bir anlat bakayım. Ya Engin, Cihan Gürpınar'la Dilara Hanım tekrardan evleniyormuş kardeş. Ne? Oğlum sen kokoreççiye mi gittin, meyhaneye mi? Kafa mı çektin lan, ha? Ya yok oğlum, Cansu söyledi yemek yerken. Harbi diyorsun. Ya bu mevzunun şakası mı olur lan? Ne alaka oğlum? Niye yeniden şimdi evleniyorlar? Ne bileyim, aileyi toparlamak içinmiş de. Benim pek aklıma yatmadı yani. Bu işin içinde başka bir iş var. Nasıl lan? Nasıl bir iş? Oğlum Cihan Gülseren'e deliler gibi aşıktı lan. Kızın daha kırkı çıkmadı. Yani böyle bir anda evlenmeleri normal değil. Normal ya da değil. Boş versene sen. Allah mesut etsin demek yakışır bize. Orası öyle. Biz ne yapabiliriz ki? Ne yapıyoruz şimdi? Hadi hazırlan da gel. Hadi şunu el at. Hadi. Okul nasıl gidiyor? Fena değil. Annemin cenazesine gelmişsin.
Niye yanıma gelmedin? Deniz dedem var diye mi? Çok güzel ya. Sen Ozan'ın yaptığını bana ödet, dedemin yaptığını bana ödet. Gerçekten harika. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Ya başka nasıl düşünebilirim? Cansu bak, bilmediğin şeyler var, anlamadığın. Ailem beni istemiyor. Ya benim bütün ailem Ozan'dan ve dedemden mi oluşuyor? Annemin babamın ne düşündüğü umurunda değil mi? Ya onu bunu bırak, ben annemi kaybettim. Benim duygularım senin umurunda değil mi? Tamam ya, anladım ben seni. Sevgi mevgi yalan sende, tamam mı? Hiç bir daha konuşmayalım. Ben şuradan bir şeye atlar giderim. Cansu dur. Harun abi. Gel Çağatay, gel. Abi Özkanların tamirhanesinden geliyorum. Ne yaptın, kestin mi hesaplarını? Yok, fırsat olmadı. Abi ben orada bir şey duydum. Ne duydun? Cihan Gülpınar Dilaram'la evleniyormuş. Merhaba Dilara. Merhaba Cihan, hoş geldin. Alışveriş yapmışsın. Evet. Çok güzellerdi, dayanamadım, aldım. Önemli değil, önemli değil topluma. Sen iyi misin? Hayır, değilim. Ne oldu Cihan, neyin var? Gülseren'in mezarına gittim bugün. Anladım. Evlenmekten vazgeçtin yani. Thank you.